Selamlar dostlarım ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte Apex Legends'ta FPS'inizi nasıl artırabilirsiniz? bugün size onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelik olarak başlat kısmına sağ klik yapıyoruz. Aygıt yöneticisi kısmına giriyoruz. Aygıt yöneticisine girdik. Buradan gördüğünüz gibi sistem aygıtları yazıyor. Buna basıyorsunuz aşağı kısımdan yüksek duyarlılık olay süre ölçerine sağ klik yaparak cihazı devre dışı bıra bırak diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Burayı yaptınız. Yaptığınızı varsayıyorum. Ondan sonra güç seçenekleri kısmına yine aynı şekilde başlata sağ klik güç seçeneklere giriyorsunuz. Girdiniz. Girdiniz sayıyorum ek güç ayarları diyorsunuz ek güç ayarlarını geldiğinizde yüksek performans moduna alıyorsunuz bu site aşağıda da olabilir burada da olabilir basıyorsunuz. Player'ların değiştir. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyorsunuz. Buraya geldik. Aşağı kısmından işlemci güç yönetim kısmına geliyoruz. En düşük işlemci durumunu bilgisayarınız notebook ya da laptopsa aynı şey. Bunu %80'e ya da %75'e alıyorsunuz. %70 olabilir. Bu aralıklara alıyorsunuz. Burayı kapattık. Burayı da kapattık. Buradan e, görev yöneticisi kısmına gireceksiniz. Hemen görev yöneticisi kısmına giriyoruz. Girdik. Geldik buraya. Buradan hizmetler bölümüne geldik. Hizmetleri açlıyoruz. Aşağı kısma geldik. Windows Search'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Ve Windows resim almayı kapatıyoruz. Bu ikisini kapatıyoruz. Yani sağ klik özellikler otomatik diyor ya. Buraya devre dışı yapıp uygula tamam diyorsunuz. Bitti. Ondan sonra arkadaşlar bilgisayarınızı oyun moduna alacaksınız. Başlat kısmına geliyoruz. Oyun modu yazıyoruz. Oyun modunu aç diyor bakın. Basıyorsunuz. Oyun modunu açıyorsunuz. Xbox, Game Bar falan var. Bunu da kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kapalı kısma getiriyorsunuz. Burayı da getirdik. Evet arkadaşlar şimdi Nvidia. Denetim basasına giriyoruz. Nvidia denetim basasına girdikten sonra arkadaşlar benim tercihlerimi kullan ve şunları önem ver kısmına geliyoruz. Bastık buraya örnek veriyorum bastık. Burada arkadaşlar. Şimdi bu sizde burada olabilir. Bunu sol taraf performans moduna çekiyorsunuz. uyguladıyorsunuz uygula diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar driver booster. Driver'larınızı en iyi şekilde güncelleyin. Ekran kartınızın driver'ını güncelleştirdiğinizden en güncel seviyede olduğundan emin olun. Şimdi arkadaşlar oyunumuz açık diyelim. Oyunumuz açık. Görev yönesine geliyoruz. Oyunumuz nerede? Apex Legends. Gördüğünüz gibi burada. Ayrıntılar diyorum. Apex aratıyorum Apex diye. Bakıyorum Apex burada var mı? Olması gerekli. Ya da şu şekilde yapalım. Ee, ayrıntıları git. Apex R5 Apex diye geçiyormuş ya da öncelik ayarla diyoruz. Normalin üstünde ya da yüksek seviyeyi alarak önceliklendirmemizi yapıyoruz. Yani bütün RAM'imizi, işlemci ekran kartımızı Apex'e yönlendirmiş olduk bunu yaparak. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Apex Legends'a giriyoruz. Apex Legends'a geldikten sonra arkadaşlar Game menü kısmına giriyoruz. Settings. Şimdi size bu ayarların hepsini göstereceğim. Yani gameplay ve video kısmını göstereceğim. Videoyu durdurarak da bakabilirsiniz. Video kısmına geldim. Şimdi Resolution çözünürlük kısmını arkadaşlar benimki 1920 1080 bir şekilde ben şu ayarlarda sabit olarak 75 FPS alabiliyorum. Neden 75? Çünkü benim monitörümün Herzi 75. Yani ben 100 alsam da bana herhangi bir etkisi olmayacak. O yüzden benim V-Sync modum gördüğünüz gibi double buffer'da. Yani 75'e sabitliyor. Monitörümün herzine sabitliyor. Sizlere de bunu öneririm. Şimdi resolution kısmını isterseniz 4.3 e isterseniz 16, 9, 16, 10. Ama sisteminiz düşük bir sistemse çözünürlüğü ne kadar düşürürseniz o kadar çok performansınız artar. Ve şu field of view yazıyor ya bunu 110 yaptığım için benim daha çok işlemcim ve ekran kartım yükleniyor. Bunu ne kadar çekerseniz görüş alanı ne kadar az olacaksa o kadar daha çok performans az e, entity göreceksiniz az efekt göreceksiniz bu şekilde daha çok performans alabilirsiniz bu size bir önerim yani bu şekilde yapabilirsiniz ayarlarınız. zaten en düşük ayarlar neredeyse. Onun haricinde başka herhangi bir oyunda yapabilirsiniz, başka bir şey yok. Her şey burada çözünürlük kısmına ve bu diğer ayarlara bakıyor. Bunları zaten yaparsınız, yaptığınızı zaten varsayıyorum şu anda. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi videonun son kısmındayız. QWERTY FPS arttırma, ping düşürme, input lag azaltma ve birçok özellikleriyle sizlerle birlikteyiz. 2 senedir hizmet vermekteyiz. Daha önceki videolarımı izleyenler de zaten bu kısmı da biliyordur. Bilgisayarınızı yeni şekilde optimize ediyoruz, optimizasyon yapıyoruz yapıyoruz. Uzman ekibimiz sayesinde Windows'unuz hızlanıyor, bilgisayarınız en iyi şekilde hızlanıyor ve FPS'iniz en iyi şekilde, güvenilir bir şekilde interneti yaptığınız ayarlar vesaire olmadan düzgün bir şekilde sisteminize manuel işlemler sayesinde FPS'inizi artırıyoruz ve herhangi bir şekilde donanımlarınıza herhangi bir parçanıza, sistem parçanıza ya da sistem dosyanıza herhangi bir şekilde zarar vermiyoruz. Zarar verilecek herhangi bir durumda zaten bulunmamaktadır. Herhangi bir overclock işlemleri de yapılmamaktadır. Sisteminizi en iyi şekilde, en düzgün ayarlarla nasıl FPS'inizi arttırabileceğinizi sizlere burada göstereyim. Hiç uğraşmadan diğer yaptığımız işlemle uğraşmadan bırakın uzman ekibimiz sisteminizin performansını en yüksek performansını açığa çıkarsın. Belki hiç bilmiyorsunuzdur bile nasıl bir FPS vereceğini ve buradaki paketlerimiz, ürünlerimiz şimdi aşağıda zaten yazıyordu. Şöyle göz gibi iki paketimiz bulunmakta. E, siteye kayıt olarak bu 110 TL'lik ürünü 90 TL satın alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ve birçok özelliği bulunmakta. Tüm oyunlarda FPS'inizi arttırıyoruz ve öncelikli olarak Valorant'ta da hizmet vermek yani Valorant'ı daha öncelikli işlem yapıyoruz. Ve gördüğünüz bütün bu işlemler, adımlar, maddeler sizlerin bilgisayarına yapılıyor. En iyi şekilde bu durumdan yararlanıyorsunuz. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım video içerisinde sizlere yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi bir göz atmanızı öneriyorum. Quarty Orga. Onun haricinde başka herhangi bir şey bulunmamakta. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Ve sizlerin bilgisayarına, e, oyununuza etki ve performans elde etmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.